Sevgili gençler, herkese iyi akşamlar. Bilindiği üzere Sayın Milli Eğitim Bakanı Öğretmenler Odası buluşmaları kapsamında İzmir'deydi. İzmir'de Öğretmenler Odası buluşmalarına katılan kişilerin, öğretmenlerimizin, sendika yetkililerinin sorularını cevapladı arkadaşlar. Bu sorular kapsamında Sayın Bakan'ın bugün yaptığı açıklamalarla ilgili arkadaşlar, birinci nokta tabii ki öğretmen atamaları soruldu. Öğretmen atamaları noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılacak bir toplantının akabinde, yani 2-3 gün gibi bir süre zarfı içerisinde öğretmen atamalarını açıklayabiliriz ifadesini kullanmış arkadaşlar. Yani normal şartlarda kesin açıklanacak demiyor ama 2-3 gün içerisinde öğretmen atamalarını açıklayabiliriz. 2023 KPSS'li atama yapacağız. Genç arkadaşlarımız bana güvensinler lütfen ifadesini kullanmış. İkinci nokta, mülakatla ilgili sorulan bir soru var tabii ki kendisine. Mülakatla ilgili sorulan soru da arkadaşlar, mülakatın şimdilik kaldırılmayacağı ifadesini söylemiş. Mülakat uygulaması yapılacak. Tabii son karar Sayın Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanmış. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi mülakat konusunda Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bir geri adım söz konusu değil arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı mülakatı şimdilik kaldırmıyoruz ifadesini kullandı. Mülakatta daha önce belirtildiği gibi komisyona giren üyeler ve mülakata katılan kişi birbirini tanımayacak. Mülakat kayıt altına alınacak. Mülakat süreciyle ilgili isterse aday yazılı olarak kendisini ifade edebilecek. Tabii ki yeni bir ifade geçiyor arkadaşlar. Bunun doğruluğunu yanlışını henüz bilmiyoruz. Fakat kişiye herhangi bir öğretim programı içerisinden direkt olarak bir konu belirlenerek bu konuyla ilgili sunum yapması istenebilecek. Hatta bununla ilgili bir öğretim programı kapsamında örneğin sen 10. sınıf müfredatından sorumlusun, sen 6. sınıf müfredatından sorumlusun. Sana o müfredat içerisinden arkadaşlar bir konu verilerek bu konuyla ilgili 45 dakikalık bir sunum yapman istenecek ifadesi kullanıyor. Ama son sözün Sayın Cumhurbaşkanı'nda olduğu da yine söylenmiş, ifade edilmiş arkadaşlar. Bir de uzman öğretmenlik mevzusu var. Uzman öğretmenlik mevzusunda arkadaşlar beklenti 5 yılı dolduran herkesin uzman öğretmen olması noktasındaydı. Bununla ilgili çalışma söz konusuydu. Fakat 5 yılın kısa olduğunu, sözleşmeli öğretmenlik süresinden sonra 5 yıl görev yapılması durumunda uzman öğretmenlik verilebilmesiyle ilgili bir çalışma yapıldığını ifade etmiş Sayın Bakan. Yani gündem an itibariyle öğretmen atamalarıyla ilgili süreç hala tam net değil. 2-3 gün içerisinde açıklama yapılacağı, bakanlık nezdinde bir toplantı sonunda durumun netleşeceği söyleniyor. Mülakat Milli Eğitim nezdinde devam ediyor. Son söz Sayın Cumhurbaşkanı'nın deniyor tabii ki arkadaşlar. Ve uzman öğretmenlikte süreç ve çalışma sözleşmeli öğretmenlik yani 3+1 akabinde 5 yıl çalışma sürecinin sonunda arkadaşlar uzman öğretmenlik hakkının verileceği noktasında ifade ediliyor. Biz neden şu anda bu tür videolar yapmıyoruz? Şu arkadaşımız söyleşilerde de bana söylüyor arkadaşlar. Hocam videoları durdurdunuz diyor. İşte çocuk doğduktan sonra video da çekmiyorsunuz artık. Hayır, hiç alakası yok. Çünkü gündem belirli bir durumda ilerliyor arkadaşlar. Anlık herhangi bir değişim, gelişim olduğu takdirde zaten biz bunları size mutlaka iletiyoruz. Sadece sizden ricam, lütfen arkadaşlar herhangi bir şekilde boşu boşuna space odalarında orada burada zaman kaybetmeyin. Bakanlık nezdinde yapılan açıklamalar ve bu açıklamaların peşine gidin. Herhangi bir milletvekiliyle görüşülerek, herhangi bir milletvekilinden söz alınarak bununla ilgili bir çalışma olmayacak. Dolayısıyla Hazine Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Eğitim İstişare Daire ve Politikalar Başkanlığı arkadaşlar artık bu süreçte sayıyı belirleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu yayınlayacak akabinde. Kılavuzda branş bazında atamalar ve süreç belli olacak. Ancak an itibariyle durum bu. Kısa zaman içerisinde arkadaşlar, çok kısa bir zaman içerisinde artık süreç netleşecektir tahminimize göre. Netleştiği andan itibaren yine sizleri bilgilendireceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.